Enam suresi 62. ayet. Sümme ruddu ilallahi. Bir önceki ayette ne oldu en son kullar? Melekler vefat ettirdiler. Ölüm geldiğinde. Artık uyku muyku değil, şakası değil bu işin. Gerçeği. Geri dönüşü olmayan bir vefat yaşandığında. Melekler onu vefat ettirip ne yapacaklar? Thumma ruddu. Sonra döndürülecekler. Kime döndürülecekler? İlallahi, Allah'a. Sonra Allah'a döndürüldüler. Thumma ruddu ilallahi. Cenab-ı Hak bunu hep dönüş. Ya marci'a diyor. İleyna turca'un diyor. Marci'ukum ilallahi diyor. Hep dönüş bu. Bu gidiş değil yani. Bu bir dönüş. Çünkü oradan geldik ve geri döneceğiz. Sonra geri döndürürler. Dolayısıyla o bütüncül bakış hiçbir zaman ıskalamıyor. Hani biz burada çok durduğumuz için hep gitmek gibi görüyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle bizim gelişimizi de göz ardı etmeden gittiniz ve döneceksiniz. İndirildiniz yeryüzündeki yaşamınıza. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye geri çağrılıyorsunuz. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ. Sonra Allah Azze ve Celle'ye geri döndürülecekler. مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. O kim? Gerçek Mevlaları. Sonra gerçek Mevlamıza geri döndürüleceğiz. Ölüm münasebetiyle, ölüm sonrası hepimiz alıp götürüleceğiz yani. Öyle anlaşılıyor ki süreç hariçten kontrol edilen bir süreç. Yani biz bir kapıdan geçirildikten sonra böyle gidin, ileride Allah'ınız orada sizi bekliyor gibi bir bizim şeyimize bırakılmış bir keyfiyette işlemiyor. Ölümle birlikte yaşarken nasıl bizim üzerimizde kahir olan Allah Azze ve Celle nasıl limitleri belliydiyse yaşamın belli bir sorumluluk alanını ihtiva etmekle birlikte ölüm sonrası bu sorumluluk alanı da yok artık. Full kontrol içerisindeler. Götürülüyorlar. Geri götürülüyorlar. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Her nefis, her kişi o gün getirildiğinde kimin eşliğinde getiriliyor? Sa'iq dediği Cenab-ı Hakk'ın sürücü demek. Bugün arabaların süreni için kullanıyorlar. Sa'iq. Arabayı sürüyor. Her kişi sa'iq eşliğinde geliyormuş. Sa'iq onu götürüyor. Sadece sa'iq değil biri daha var. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Ve bir de tanık var yanında. Biri onu götüren, öteki de onun kimliğini tanıtan belli ki. Kimi götürdüklerini vesaire. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Her kişi getirilir o gün. Bir sürücü getiren ve tanık eşliğinde. Dolayısıyla ölümle birlikte, bir ölüm sonrasındaki süreçte işin bir güzel tarafı varsa size bir şey kalmıyor. Yapacak bir şeyiniz yok. Götürülüyorlar. Götürecekleri yere götürüyorlar yani. Döveceklerse de dövüyorlar. Sizin bir şeyi iyi yapmak gibi bir ödeviniz yok yani. Belki en rahat tarafı o. Yani ve kaçacak şansınız da yok. Hani bir plan yapasınız. Ne bileyim hani hapishanelerde oluyor ya yeraltı. Ondan sonra veya intihar edesiniz, ortadan kaybolasınız. Böyle hiçbir ümidin olmadığı bir alanda böyle bir gayeniz yok. Sadece dişinizi sıkıp eziyete eğer kötü karşılandıysanız tabii böyle bir sonuçtan, böyle bir akıbetten Allah'a sığınırız. Korkunç bir şey. Ama yapacak bir şeyleri yok. Efendi uslu durmaktan gayrı. Efendi durmazlarsa da yapacak bir şey yok. Yani efendi durmadıkları zaman da değişen bir şey olmuyor. Efendi durmayı da deniyorlar. Uslu uslu durmayı da deniyorlar. Bağırıp çığırmayı da deniyorlar. Değişen hiçbir şey yok. Bir zaman sonra her ikisinde uzunca bir zaman denemişken ne diyorlar? سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Bizim için eşit.
bağırsak çığırsak da, sabretip efendi dursak da hiçbir şey değişmiyor. Bizim kurtuluşumuz yok. مَا لَنَا مِنْ مَحِيزٍ Bizim hiçbir kurt... Demiyorlar, o uzun zaman geçsin, ondan sonra işimiz bitsin. Yani böyle bir, hani bazıları diyor, bir vakit sonra bitecek. Bir vakit sonra tükenecek. مَا لَنَا مِنْ مَحِيزٍ Mahis yok. Kurtuluş yok. Çıkış yok. Ölüm ümit etsen, yok oluş, o da yok. وَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ وَمَا هُمْ بِمَيِّتِينَ Allah Azze ve Celle ölücü değiller diyor. Ölmeyi dileyecekler, çok isteyecekler. Onlara denmeyecek ki biraz bekleyin veya çok beklersiniz, ondan sonra ölüm olacak. Hayır. Böyle bir şey olmayacak. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Ölüm aslında her yandan geliyor, darbeleriyle, verilen işkenceden her biri ölümcül aslında. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ Allah yalan söylemez. O ölecek değildir diyor. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ O ölecek değildir. Ölmeyecek. Hazreti Ömer'e sormuşlar, ölümden beteri demiş. Ölümün ümit olduğu bir ortam, ölümden beter bir ortamdır. Yani ölümün, ölümün kurtuluş olduğu, ölümün çıkış olduğu, ölümün aranır olduğu, ümit edilir, özlenir olduğu bir durumdan bahsediyoruz. قَالُ دُعُوْتُ ثُبُورًا كَثِيرًا Şey dediler ki وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Ey Malik, Rabbin bizi yok etsin. O da ne dedi? قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ O da yalan söylemiyor. Helak olacak değiller. اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Kalıcısınız. Bir vakit sonra, çok uzun zaman sonra helak olacak olsalardı bu cevap böyle olmazdı. اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Kalıcısınız. Cenab-ı Hak bir dem sonra onlara قَالَ اخْسَعُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ Artık sinin ve konuşmayın emri geldi. Konuşma da bitti. Cenab-ı Hak onlara dedi ki اِنَّهُ كَانَ فَر۪يقٌ مِنْ عِبَادِ Benim kullarımdan bir grup vardı. Bana iman ediyorlardı. Siz onları tiye alıyordunuz. Alay ve istihza ediyordunuz. Şimdi konuşmayın artık. Böylece son gülenin güldüğü durum tecelli etti. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Bugün iman edenler artık kafirlerin üzerlerine gülüyorlar. عَلَى الْاَرَائِكِ tahtlar üzerine kurulmuş. يَنْظُرُونَ Bakıyorlar. هَلْ ثُوِّمَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفَعْلُونَ Kafirler yapıp ettiklerinin karşılığını görüyorlar mı? Bu kötü boyutta, ama bu ayet iyisini de kötüsünü de içine alır bir ayet. Ölüm ve ölüm sonrası götürülmek. İyiler de götürülüyorlar. Onlar da o süreçte götürülüyorlar. Ama onların muamelesi başka. Onlara müjdeler var, sevgi var. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا Melekler ardı ardına, biri değil, iki değil, üç değil. Böyle her biri onu teşrif etmek için, teşrifatta bulunmak için, hoş geldin demek için. Ardı ardına inen melekler. Ve biz senin dostununuz. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ Biz sizin dostununuz diyen. Ürkmesin diye. اَلَّا تَخَافُوا Korkmayın, korkmayın. Sonra geride bıraktıklarından ötürü üzüntü çekebilirler. وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin de. Üzülecek bir şey yok. Onları size Allah vermişti. Şimdi size Cenab-ı Hak gözünüzü aydın kılacak. Nice mutluluklar yaşatacak. Eğer onlar da salih kimselerse onları da Cenab-ı Hak size yetiştirir. Rahat olun. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ Cennetle onları müjdeleyecekler. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَا Artık hep beraber. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ Biz sizin dostunuz. فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatınızda da biz size dost idik. وَفِي الْآخِرَةِ Ahirette de biz sizin dostunuz. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ Sizin için orada canınızın çektiği her şey var. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Sizin için orada canınızın bildiği ve çektiği iplerini bırakın, iddia ettikleriniz de var. Yani abartılı, şöyle de olsa, işte bu at buna biniyor ama bu kanatlı olsa veya şöyle olsa, bir de şunun tadına bakmak istiyorum, bir de şöyle olmak istiyorum, yapmak istiyorum, her neyse. Bir de tasavvurunuzu aşan şeyler vardır ki bizim bilmediğimiz,
tasavvurunu, hayalini de kuramadığımız, Cenab-ı Hak وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ diyor. Elimizde fazlası da var. Artan boyutuyla bizim tasavvurumuzun üstünde, ya böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi diyeceğimiz tarzda Cenab-ı Hakk'ın sunumları gün be gün sürpriz. Nasıl fabrikalar imal ediyor? Allah Allah, böyle bir şey yapmışlar diyoruz. Yeni bir Ar-Ge çalışması neticesinde böyle bir imalat, sürpriz bir şey. Ve hep buna açığız ve bunu bekler durumdayız. Aynısını çıkarsa, ya bunun aynısını çıkarmışlar. Halbuki gelişmesi lazım. Cenab-ı Hak bize bunu öğretti ve bunu bize, biz derken iyi kulları, onların arasında bizi lütfen ilhak ederse, onlara yaşatacağı bir şey. Sürprizler de dolu. Her gün yeni nimetlerle Cenab-ı Hakk'ın kendilerini şımartacağı, sevindireceği, mutlu kılacağı kullar onlar. O kadar ki aynısını tekrar ederse, benzetip de ya bundan dün yemiştik diyecekler. هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Bu daha önce bunlar yedik bundan. Yani başka getir. Hiç aynı şeyin tekrarına şey değiller, hep yeni sürprizler, farklı şeyler. Bugün farklı ne yaşanacak? Günler şeklindeyse bile bilmiyoruz. Ne konuşsak yeryüzü referanslarımıza dayanıyor. Halbuki yepyeni bir yaratılışla bambaşka bir ortamdan söz ediyoruz. Bu yaratılışın dışında bir şey. Allah Azze ve Celle'nin bilmediğiniz dediği, عَلَا اَنُّنْ شِئَكُمْ ف۪ي مَا لَا تَعْلَمُونَ, bilmediğiniz bir ortamda yeni bir inşa. Böyle bir dönüş, ölümle birlikte artık teslimiyet. بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. Cenab-ı Hak diyor, onlar bugün teslim olmuş durumdalar. Tam bir teslim, alıp götürüyorlar. Artık seçim sahibi olduğumuz dönemin kapandığı. Kaleye gol atıp duruyorduk, saydırıyorduk, skorumuz vardı. Artık düdük çaldıktan sonra ne topun anlamı var, ne kalenin anlamı var. Ayak bile senin ayak değil artık o andan sonra. Bu kadar hayatın önemini hatırlatan bir şey. Ölümle birlikte bunların hepsi geçti gitti. Yapacağın ne vardıysa yapsaydın deneceği bir şey. Ondan sonra götürülüyorsun, alıp götürüyorlar. Sımma ruddu, kime götürüyorlar? Sahibe götürüyorlar. Gerçek sahip, yaratan Allah Azze ve Celle'ye götürüyorlar. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. Şu ifadenin içerisinde hem o sıcaklık var, yani مَوْلَاهُمْ, onların sahibi, Mevlası. الْحَقِّ, gerçek Mevlası. Yeryüzünde ona buna kendisini ram etmiş, boyun eğmiş, kulluk etmiş, onlara sığınmış, yediğini içtiğini onlardan bilmiş. Onların hatırına Allah Azze ve Celle'yi ikinci sıralara, üçüncü sıralara, dördüncü sıralara atmış. Hatta unutmuş. İnsanlar açısından korkunç, dehşetli bir şey. Gerçek patronun huzuruna çıkmak. Gerçek sahibin huzuruna çıkmak. Düne kadar onu unutup başkalarını öncelediğinin hesabını soracaktır. Dehşet verici, ürkütücü bir şey. Korkunç. Demek ben böyle dedim ama sen İşleri sahibin öyle diyor diye namaza gitmedin, veya sen hanımın böyle diyor diye içki içtin, veya kocan böyle diyor diye başını açtın, veya tesettürü büsbütün çıkardın, her neyse. Yani gerçek patronun huzuruna çıkmanın dehşetli boyutu sahte patronlar edinmişler açısından çok ürkütücü. Ki bu bizim hayatımızda illa patron düzeyinde olması gerekmiyor. Sevgili düzeyinde de olabilir, ebeveyn düzeyinde de olabilir. Hiyerarşik olarak üstünde bulunan amirler konumunda da olabilir. Kimi önceleyip Cenab-ı Hakk'ı geri plana attıysak, orada biz hep gerçek sahibe karşı suç işledik demektir. Halbuki Allah Azze ve Celle bize وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا, bunu öğretti. Allah'ın sözü en üstün olan sözdür. Kimsenin sözü onun üstüne çıkarılamaz.